Peki şimdi botoksa dönmek istiyorum ben yine. Botoks hangi durumlarda yapıyorsunuz ve botoksun işte mini botoks, daha çok botoks, tüm yüz botoksu gibi ayrılan noktaları var mı? Şimdi burada bir botoksla dolgu arasındaki farkı bir söyleyelim isterseniz. Botok, Clostridium botulinum denen bir bakterinin toksini kimyasal silah olarak kullanılmış. Peki. Tıpta da çok fazla kullanım alanları var. Ne yapıyor? Sinir kas kavşağında kasılımını engelliyor. Bir asetilkolin diye bir madde var. Bunun hedef organındaki yerini bloke edip kasılımını engelliyor. Kası felç ediyor bir şekilde. Peki. Bir gün fark etmişler ki yani hani yüzdeki mesela bir kasa çizgiler oluşturan hareketle oluşan çizgilerde bunu yapıp kası felç ettiğimizde yüzdeki çizgiler ortadan kalkmış Evet. oluyor. İşte yüzde asimetriler var. Asimetri olan tarafa yani kasılan tarafı yaparak diğer tarafla eşitleme yoluna gidilmiş. İşte burada botoks dediğimiz şey artık Evet. son 10 yılda işte kullanım gittikçe popüler olan bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. Mini botoks dediğinizde ne olabilir? Diyelim ki kaşlarını, alın bölgesine bir şeyler yapılmış ya da Ha. göz çevresine Ona yapılmıştır o mini mi? sadece. Yani hani üst yüz ya da sadece göz çevresi için mini botoks sadece o bölgeye yapılmıştır. Ama Peki. şimdi çok popüler. Ha, Masseter çeneyi. botoks çene için ne Evet. oluyor? Benim yüzüm oval olsun birazcık daha. Diş Ha. gıcırdatma için tıbbi kullanımı var. Evet. Ama yan etki olarak da yüzümüzü daha oval gösteriyor kadınlarda. İstenen bir şey. Evet. Hollywood yüzü olsun, yüzünüz biraz daha toparlasın, Çok oval iyi. olsun. Mesela bu yapılabilir ama Evet. bir botoks işte flakonu açtığınızda bu sadece masseter için ancak yeterli olabiliyor. Bu tabii maliyeti artırıyor. Tabii. Bunları konuşmak gerekiyor. Peki herhangi bir zararı var mı botoksun son soru olarak sormak istiyorum. Hamilelikte ve süt veren annelerde kullanılan şey. Alerji çok çok az hani ve yanlış yere Hamile yapılırsa kalmadan önce yaptırdıysa botoks bir problem yok var mı? problem yok herhalde onun O için. dönemde Evet yaptırmamak yani gerekiyor. şu anda bununla ilgili kesinleşmiş kanıtlar yok. Bunu Henüz yok. söyleyebilirim. Bir de yaparken masseter bölgesine fasial paraliziler olabilir. Evet. Yine güvenli hekim, Tabii. O tecrübeli anatomiyi iyi ellerde bilen evet kişilerin böyle bir şey yapması de lazım. yapılması lazım. Hocam harikasınız.